demiş. Akredite bütün haber kanallarının elektronik sitelerinde ve sosyal medyada Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'in eline geçtiği ve kimi kaynaklara göre bütün askerlerin rehine olduğuna dair haberler tüm dünyaya vakıf oldu. Herkes şimdi bu konuyu merak ediyor. Önerim, gerekirse bir kapalı oturumda hükümetin genel kurulu derhal bilgilendirmesidir. Hükümetin değerli milletvekillerine bilgi vermesi ve kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Evet. Böylece hükümetin iki sayın bakanı burada bilgilendireceklerdir öyle zannediyorum. Şimdi anayasaya aykırılık iddiası. Ama ben sayın bakanları bilgi verin diye zorlayamam ki efendim, dinlediler. Sayın bakanlar açıklama yapacak. En azından bilgi verin. Ama sayın başkanlar. Bakınız, son derece önemli bir mevzuyu gazete dedikodularından alarak böyledir demek son derece yanlıştır. Dışişleri Bakanlığı bu konuda resmi açıklama yapmıştır. Lütfen sitelerden okuyorsunuz, açın oradan okuyun, böyle bir şey yoktur. Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Gazeteden okuyun diyen bir anlayış genel kurulun iradesine saygısız yaklaşan bir anlayıştır. Doğru olmamış olmasından biz elbette mutlu oluruz. Ancak sorun şudur, 11 aydır teröristleri geldiği halde değiştirilemeyen asker var mıdır orada? Yani teröristi geldiği halde Türkiye'ye gelemiyor ise bu askerler, demek ki ortada bir problem vardır. Yani rehin alma olayı bu şekilde midir acaba? Gelemiyor ise bir rehin alma olayı vardır. Sayın Bakan bu konuda da bilgi verirse memnun olurum. Evet, teşekkür ederim. Burası İl İdare Kurulu değil. Vallahi ya. Ben de nüfus müdürü değil. İçişleri Bakanı'nın benim gündeme getirdiğim konuyla ilgili cevabı gayri ciddidir. Lakayt bir cevaptır. Bir. Sayın Altay, lütfen. Dışişleri Bakanı. Lütfen. Dışişleri Bakanı. Sayın, evet, sayın evet, Dışişleri aynen Bakanı. Öyle. Dışişleri aynen öyle. Sadece diyorsunuz, başka bir şey olmaz yani. Kendinize zarar verirsiniz. Aynen öyle. Harika, bir dakika. Hem Sayın Bakanım niye kalıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı. Bakanın avukatı mısınız? Kamuoyu refleksleri bakımından. Hakaret edemez. Dikası bakımından. Kimse hakaret edemez. Bunu cevap verip vermeyeceğini Sayın Bakan bilir. Verirsiniz söz. Ben vermesi gerektiğini söyledim. İçişleri Bakanı diyor ki böyle bir şey yok. Bu dedikodu diyor. Biz dedikoduyla bu parlamentonun gündemini meşgul etmeyiz. O başkalarına ait işlerdir. Ben de burada söylüyorum. Süleyman Şah Türbesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyeti fiilen bugün itibariyle yoktur. Ben de böyle söylüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ya dışişleri yalan söylüyor, ya yarın göreceğiz. Yarın bana yalan diyenler hepiniz utanacaksınız. Evet.